Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı. Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından tacize uğradı. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında, 10.000 fit irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Taciz bir süre boyunca devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkarmıştır. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle döndü. Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO angajman kuralları sistemine göre düşmanca hareket olarak ifade edildiği vurguları yapan güvenlik kaynakları. Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı da hatırlattı. Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediğinin değerlendirmesinde bulunmuştur. Daha güncel bilgiler için takipte kalın.